Ceviz fidanı yatırımı yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Hangi iklim bölgesinde hangi çeşit tercih edilmeli? Ya da çeşitler arasında nasıl bir verim farkı bulunuyor? Hepsini ve daha fazlasını Bandırma Arıcılık ve Fidancılığın kurucusu Hüseyin Olacak, Burdur'da ceviz hasadı sırasında Eko Gündem'e anlatıyor. Sağlıklı ve doğal beslenmek isteyen bireyler, diyet yapanlar, hamileler başta olmak üzere nüfusun önemli bir bölümü düzenli ceviz tüketimine yöneliyor. Hal böyle olunca da talebe yanıt vermek anlamında ceviz en akılcı yatırımların başında geliyor. Bandırma Fidancılık ismine doğru sertifikalı ceviz fidanlarıyla yatırımcılara hizmet veriyor. 30 yıldan beri ceviz fidanı yetiştiriciliği yapmaktayız. 2002 yılından itibaren sertifikalı fidan üreticisiyim. Yılda ortalama 150 bin, 200 bin fidan üretip kendim pazarlıyorum. Şimdi üretimimizin %50, %60'ını Chandler oluşturuyor. %30, %35'ini Fernor, %10-15 arasında bölümünde Fernetta, Frangoette ve yeni çeşitlerden Howard ve Ronde oluşturuyor efendim. Ülke genelinde sattığımız kadar 5-6 tane ülkeye de ihracat yapıyoruz. Bu belki de 10 ülkeye, 15 ülkeye de çıkacak sezon gelene kadar görüşmeler devam ediyor. Ceviz çok seçici olmamakla birlikte kireç oranı yüksek topraklara yatırıma uygun görülmüyor. Coğrafi koşullarla iklim yapısı çeşit seçiminde belirleyici etken oluyor. Türkiye'nin de rakımı genel olarak %60'ına yakın bölümü 1000 rakımın üzerinde olduğu için son yıllarda Fernor'a talep daha fazla olmaya başladı. Bilinçli tarım yapılması kimi zaman ezberleri bozuyor. Ramazan amcanın bahçeye gelene kadar 1000 rakımın üzerinde Chandler ceviz fidanının dikilmemesi gerektiğini, 1000 rakımdan yukarı zarar göreceğini düşünüyorduk. Ve yatırımcıya da 1000 rakımdan yukarı riskli, bu en az riski olan Fernor çeşit deyip Fernor'u öneriyorduk. Ama Ramazan amcanın burada 1400 rakımda bahçeyi görünce düşüncelerimiz değişti. Tabii bunun yanında bilinçli tarım var. Yani bilerek çalışma var. Ramazan amca şimdi burada bunları ağaçları zamanında suyunu kesiyor. Zamanında gübrelemesini yapıyor. Sulamasını yapıyor. Zamanı geldiği zaman da kesiyor. Yoksa normal şartlarda bilinçsiz bir tarım olsa burada yine burada ağaçlarda sıkıntı olurdu. Fidan alımında titizlikle araştırma yapmak gerekiyor. İsterse bir tane, ister 1000 tane olsun fatura, sertifika ve anlaşması olacak. Bunlar kesinlikle olması gerekiyor. Ceviz bahçesi kuracak bir yatırımcı önce toprak tahlilini yaptıracak. Ondan sonra tarlanın işaretlemesini yaptıracak. Şu anda Türkiye'de en modern dikim şekli 7:5 olarak yaygınlaştı. Ceviz ithalatını önlemenin yolu üretimi artırmaktan geçiyor. Devlet bu noktada ceviz yatırımını teşvik ediyor. Ceviz öteki tarım ürünlerine bakınca en karlı yatırım şekli. Dönüm bazında standart sertifikada 100 lira, mavi sertifikada 280 lira desteklemesi var. Emekliliği ardından memleketi Burdur, Tefendi, Yeşilköy'e ceviz yatırımı yapmaya karar veren Ramazan Acar, yanlış yönlendirilmesinin bedelini ağır ödüyor. Burdur iline giderek il tarıma müracaat ettim. Ben şu kadar dekarlık bir arazide ceviz yapacağım dedim. Şebim ve Bilecik, o zamanki geçerliliği öyle, ondan almayı düşündüm ve dilekçe verdim. Fakat fidanlarınız geldi diye haber geldi. Gittik aldım fidanları. 5 sene sonra fidanların ne olduğunu öğrendim. Hepsi değişik. Şebim var, Bilecik var, Yalova 1 var, Yalova 2 var, 3 var. Yavuz var, Kaplan 85 var. 7 çeşit. Bir de hiçbir şey olmayan nava. Şimdiki aklım olsaydı bir defa Chandler nerede, kim yetiştiriyor? Yetiştirdiği fidanlar doğru mu, değil mi?
tamamen %100 ticari amaçla başka şeylere mi fark yapıyor? Yoksa dürüstçe arkadaş bu Chetner, bu Frank Lay, bu Fernor, bu da işte çok piyasada adı. Bundan diyebilecek insanlara ihtiyacımız var. İlk kurulumda yapılan hataların sonradan telafisinin mümkün olmadığından, konusunda uzman, güvenilir, referansı olan firmalarla işbirliği yapmak büyük önem taşıyor. Bizim en çok önem verdiğimiz husus çeşit konusu. Yıllardan beri yatırımcıya yanlış çeşitler verilmiş. Chandler diye yerli çeşitler verilmiş. Tarım il ilçe müdürlükleri ihale yapıp fidan alıyor. Üreticiye, yatırımcıya bedava fidan veriyor veya %50'si çiftçi ödemeli fidan veriyor ama aldığı yerde kesinlikle şey yapmıyor. Kaliteye ve şeye bakmıyor. Çeşide önem vermiyor. Sadece fiyata bakıyor. Burada da yatırımcılar, dikimci artık kim yatırım yapıyorsa mağdur oluyor. Yani bunun yanında daha güzel araştırma yapılıp ismine doğru kaliteli daha güzel anlaşma yapılarak fidan alınması, tercih edilmesi lazım. Chandler çıktı, yerli çeşitleri Chandler diye millete satıldı, yatırımcıya satıldı. Fernor çıktı, şimdi yine yerli çeşitleri ve Chandler'ı Fernor diye yatırımcıya veriliyor. İsmine doğru fidan satmayan arkadaşların derhal tespit edilerek yani üretici belgelerinin iptal edilmesi lazım.